Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev işgalden kurtarılan Karabağ topraklarında bir dizi açılış ve temel atma törenine katıldı. Murat'ın da işaret ettiği Zengilan Havalimanı çok önemli. Buraya inen ilk dünya lideri oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte tesisin açılışını yaptı. Özgürlüğüne kavuşan Karabağ topraklarına ikinci hava köprüsü kuruldu. Füzuli'nin ardından Zengilan kenti de havalimanına kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zengilan'daki havalimanına inen ilk devlet başkanı oldu. Erdoğan'ı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıladı. İki liderin heyetlerle selamlaşmasının ardından açılış törenine geçildi. Erdoğan ve Aliyev kırmızı kurdeleyi birlikte kesti. Zengilan Havalimanımız önce Azerbaycan, tüm dünyaya hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Erdoğan ve Aliyev'e havalimanının sembolik anahtarları takdim edildi. İki lider daha sonra havalimanı binasını gezip yetkililerden bilgi aldı. Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın yapımında Türk İnşaat Şirketleri de yer aldı. Pisti 3000 metre uzunluğunda, terminali saatte 200 yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip. Otomatik sistemlerle donatılan havalimanında büyük kargo uçakları dahil tüm geniş gövdeli uçaklar rahatlıkla iniş ve kalkış yapabilecek. Erdoğan ve Aliyev Zengilan'da Dost Agropark Akıllı Tarım Köyü projesinin ilk etabının açılış törenini de gerçekleştirdi. Burada Erdoğan'ı bekleyen bir sürpriz vardı. Cumhurbaşkanının futbol oynadığı fotoğraflara yer verildi. Aralarında gençlik yıllarından kareler de vardı. İki lider daha sonra iki yıl önce Ermeni işgalinden kurtarılan Cebrail'e geçti. Burada Kumlak Tren İstasyonu'nun temelini attılar. Aynı kentte Uluslararası Orman Eğitim Merkezi, Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksinin de temel atma töreni yapıldı.